Başladım. Arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Bu bizim Öncül Analitik Felsefe Dergisi olarak 21. etkinliğimiz. Bugün din felsefesi konuşacağız. Din felsefesindeki bazı argümanları ele alacağız. Başlamadan önce hemen bir hatırlatma yapayım. Büyük ihtimalle bu akşam duyuracağız. Evrim Ağacı ile beraber ortak bir projeye başladık. Bilim Ağacı projesinde felsefe başlıklarını biz gireceğiz. Öncül Analitik Felsefe Dergisi olarak biz de okumaya çalışacağız. İşte etik, bilim, zihin, din, işte metafizik. Girebildiğiniz birçok alanda da çalışacağız. Onun dışında yarından itibaren Ankara Uluslararası Üniversitesi ile 11 sunumluk bir seminer, felsefe seminerleriyle, analitik felsefe seminerleriyle başlayacağız. Yarın ilk olacak saat 2'de. Onlar da büyük ihtimalle kameraya alınıp YouTube'a atılacak diye düşünüyorum. Bunun dışında dergi de büyük ihtimalle pazartesi biraz sana hazır olacak. 200 sayfaya yaklaştı. Biraz abartmışız içeriği. İlk sayının acısını çıkaralım. Bir yıldır çıkarmıyor. Evet, büyük ihtimalle dirikmişiz. Onun böyle serisini falan azaltmaya çalışıyoruz. Güzel şeyler olacak gibi. Birkaç şey daha var, onları ileride duyururuz. Birkaç güzel etkinlik daha var. Şimdi öncelikle din felsefesi nedir diye başlamayalım. Çok klasik bir giriş oldu. Ama din felsefesinde yaygın kitlelerin genellikle bildiği bir problem var. Yani profesyonel anlamda, akademik anlamda felsefeyle ilgilenmese dahi birçok insan bunu Afrikalı çocuklar üzerinden bu başlığı açıyor. O da kötülük problemi. Zaten kötülük problemi üzerinde bayağı bir durmaya çalışacağız. Daha sonra da işte kozmolojik argüman fırsat olursa, hassas ayar argümanı veya diğer argümanlara girmeye çalışacağız. Kötülük problemi arkadaşlar neredeyse felsefenin doğuşuyla denk gibi görünüyor. Yani sistematik felsefenin, antik Yunan felsefesinde doğuşuyla denk gibi görünüyor. Genelde Epikuros'la beraber anılan bir argüman. Milattan önce 400-500 yıllarında. Epikuros arkadaşlar ardında bıraktığı o metinlerde kötülük probleminin ilk izlerini bırakıyor bize. 2400-2500 yıldır kötülük problemine dair birçok tartışma konu başlığı var. 2500 yıl içerisinde Epikuros'un birazdan bahsedeceğimiz ve öne süreceği fikrine dair bazı teist ya da Tanrı'nın varlığına inanma eğilimi olan filozoflar savunmalar veya teorisi geliştirecekler bu problemi çözmek için. Kimileri bu problemi daha da modernize edip daha farklı biçimlerde savunmaya çalışacak. Hala devam eden dil felsefesinin en tartışmalı problemlerinden biri kötülük problemi. Peki kötülük problemi ne? Öncelikle bu probleme girmeden önce hangi tanrıya inandığınız ya da tanrısal sıfatları tartışmamız gerekiyor. Çünkü deist bir tanrıya inanırsak ya da sıfatlarını farklı bir şekilde gevşetip değiştirebileceğimiz bir tanrıya inanırsak kötülük probleminin biçimi de değişebilir. Ama geleneksel olarak teist dinlerin en azından tanımladığı tanrı sıfatları birkaç tane temel özelliğe sahip en azından. Tanrı mutlak anlamda iyidir, Tanrı mutlak anlamda güçlüdür ve ahlaken kusursuzdur. Genellikle bu üç kavram üzerinden tanımlıyor teist fikirler Tanrı'yı. Epikuros da genellikle tanımlanan bu Tanrı üzerinden bir şeyler geliştirmeye çalışıyor. Söylediği şey çok basit aslında. Bir tarafta sıfatlarını verdiğimiz bu Tanrı var. Mutlak anlamda güçlü, mutlak anlamda iyi ve ahlaken kusursuz olmalı. Bu Tanrı'yı böyle tanımlıyoruz. Ama bir tarafta da gerçek dünyada gördüğümüz bazı kötülükler var. Bunları daha sonra doğal kötülükler veya ahlaki kötülükler ismini vereceğiz. Kendi içinde de ayıracağız. Modern dönemde farklı biçimde gelecek. Bunların ikisinin nasıl uçtuğu problemi var. Yeryüzünde birçok kötülük türü görüyorsunuz. Epikuros gördüğü bu kötülüklere karşı şöyle bir düşünce biçimi geliştirmeye çalışıyor. Diyor ki, Tanrı mutlak anlamda iyi olabilir ama güçlü değildir. İlk ihtimal. Eğer Tanrı mutlak anlamda İyi ama güçlü değilse, bu yeryüzündeki kötülükleri açıklar. Tanrı iyidir ama kötülükleri kaldırmaya gücü yoktur yeryüzünde. Yeryüzündeki kötülükleri açıklıyorsunuz ama Tanrı'ya böyle bir sıfat verme eğilimi beslemezsiniz. İkinci ihtimal, Tanrı mutlak anlamda güçlüdür ama iyi değildir. Bu da yeryüzündeki kötülükleri açıklar. Ama yine Tanrı'ya böyle bir sıfat vermek istemezsiniz, onun hem iyi hem güçlü olmasını istersiniz. Son ihtimalle Tanrı o zaman ne iyidir ne güçlüdür. O zaman biz onun sıfatlarını nasıl tartışacağız? Ya da ona neden Tanrı diyelim ki daha farklı bir Tanrı sıfatları tartışma problemine gidiyor. Hem Tanrı'nın iyi olduğunu, hem güçlü olduğunu, hem de ahlaken kusursuz olduğunu iddia edip hem de yeryüzündeki kötülükleri nasıl açıklayabiliriz? Tabii süreç içerisinde birçok filozof, Leibniz mesela ya da Kant ya da birkaç filozoftan modern döneme geldiğimizde Alvin Plantin gibi isimler ya da Swinburne gibi isimler bu problemi çözmeye çalışacaklar. Diğer cephede de bazı ateist filozoflar bu argümanı daha da modernize edip daha da savunulabilir bir biçime sokmaya çalışacaklar. Burada hemen benim aklıma yine antik dönemde Platon'un Ötüfron diyaloğuna geliyor. Ötüfron diyaloğunda şundan bahsediliyor. Yanlış hatırlamıyorsam metni. Sanırım bir mahkeme kapısı gibi bir yerde bekliyorlardı yanlış hatırlamıyorsam. Orada sorduğu çok basit bir soru vardı Platon'un. Sokrates'i konuşturuyordu yine.
Tanrı bir şeyi iyi dediği için mi iyidir? Yoksa bir şey zaten iyidir, Tanrı mı onu emreder? Yani buradaki problem, bir şeyin iyi olduğuna biz nasıl karar veriyoruz? Tanrı mesela tecavüz etmeyi iyi deseydi, tecavüz etmek iyi mi olacaktı? Yoksa iyi diye bir şey var, Tanrı sadece onu işaretliyor, iyilik olsa sadece mi? Gibi bir probleme de dönüşüyor, tartışma alanını genişletiyor bu biçim. Tabi kötülük problemine dair işte Kant yerlerinize bilmem bilmeye gerek var mı? Yoksa direkt odan dönebilir. Girebiliriz de fark etmez. Yani Leibniz'in vermeye çalıştığı cevap şey, şimdi Tanrı hem mutlak iyi hem mutlak kudret hem de mutlak bilgi. O zaman bu bilgeliğinden dolayı, bu özelliklerinden dolayı mümkün dünyaların en iyisini yaratması lazım diyor. Dolayısıyla Tanrı'nın sıfatlarından yola çıkıp bu dünya mümkün dünyaların en iyisi olmalıdır diyor. Hani daha iyi bir dünya Tanrı'nın yaratması mümkün değildi demeye getiriyor. Bu argümanı genelde verilen cevap inanamaz bir şekilde bakmak açıkçası. Böyle bakıyorsun. Ha diyorsun. En iyisi buymuş diyorsun. Yani o yüzden insanlar genelde bunu tartışmaya değer bulmuyor. Hatta bazıları şey de yapmaya çalışıyor. Mümkün dünyaların en iyisi olmadığından yola çıkıp bizim dünyamızın ya da evrenimizin Tanrı'nın varlığının Tanrı'nın var olmadığını da göstermeye çalışanlar var. Hani Tanrı var olsaydı mümkün dünyaların en iyisini yaratmalıydı ama bu dünya mümkün dünyaların en iyisi değil, o zaman Tanrı yok diyerek kötülük probleminin bir versiyonuna da dönüştürüyorlar bu Leibniz'in teorisini. Bu teorisinin ya da bu mümkün dünyaların en iyisi problemine verilen cevaplardan biri şu. Mesela bazı filozoflar mümkün dünyaların en iyisi diye bir şeyin olamayacağını savunuyor. Çünkü neden? Mesela en büyük doğal sayı diye bir şey yok. Bütün doğal sayıların en büyüğü var. Daha büyüğü var. Benzer bir şekilde mümkün dünyaların da en iyisi diye bir şey yok. Çünkü bir mümkün dünyayı iyi kılan her şeyden bir tane daha ekleyebiliyorsun o mümkün dünyaya. O zaman demek ki mümkün dünyaların en iyisi diye bir şey mantıken imkansız. Dolayısıyla Tanrı'nın bunu yaratamaması da Tanrı açısından bir problem oluşturmuyor. Hani en büyük doğal sayı gibi bir şey mümkün dünyaların en iyisi. Bazılarının söylediğine göre. Ama ondan sonra tabii daha modern tartışmalar geliyor kötülük problemi konusunda. Özellikle en belirleyici metinlerden biri Mackie'nin yazdığı, 1950'lerde yazdığı sanırım, Kötülük ve Mutlak Kudret diye bir makale var. Bu makalede Mackie mantıksal kötülük problemi dediğimiz bir kötülük problemi versiyonunu savunuyor. Ve Tanrı'nın varlığıyla kötülüğün varlığının çelişkili olduğunu, hani biri doğruyken biri doğru olamazdı savunmaya çalışıyor. Kötülük problemini formüle ederken bir takım ek öncüler koyuyor. İşte mutlak iyi bir varlığın elinden geldikçe kötülüğü ortadan kaldırmak ister. Mutlak kudretli bir varlıksa hani yapabileceklerin önünde bir sınır yoktur. Dolayısıyla Tanrı varsa bütün kötülükleri ortadan kaldırmış olmalı şeklinde formüle etmeye çalışıyor Mackie argümanı. Buna verilen, Mackie'ye verilen en meşhur cevap özgür irade savunması dediğimiz, Halim Plantinga'nın özgür irade savunması. Şimdi burada savunma ve teorisi arasındaki farkı göz önünde bulundurmamız lazım. Şimdi savunma dediğimiz şey aslında kötülüğün varlığıyla tutarlı olan ama gerçek olmayabilecek herhangi bir senaryo ortaya koymak. Yani biz sadece kötülükle Tanrı'nın bir arada var olabileceği bir senaryo ortaya koymaya çalışıyoruz. Ama bu senaryo gerçek olan senaryo olmak zorunda değil. Mesela bazıları özgür irade savunmasına şey olarak karşı çıkıyor. İyi de bizim özgür irademiz yok zaten diye karşı çıkıyor. Ama bu önemli değil aslında özgür irade savunması için. Çünkü özgür irademiz olsaydı Tanrı ile kötülük arasında bunların bir arada var olması tutarlı olacaktı. Hani tutarlı olan ama gerçek olmayan bir senaryo bulmak çelişkinin oluşmadığını göstermek için yetiyor. Savunmanın amaçları biraz daha mütevazı bu anlamda söyleyecek olursak. Hatta ilginçtir, Türkiye'de akademisyenlerin de yanlış anladığı bir şey bu savunma kavramı. Mesela Plantinga doğal kötülükleri açıklarken şey diyor. Hani cinler falan diyor ama aslında orada demeye çalıştığı şey gerçekten cinler yapıyor bu doğal afetleri vesaire değil. Hani özgür irade savunmasını kullanarak doğal kötülüğe de mümkün bir, mantıksal açıdan mümkün bir açıklamanın getirilebileceği. Yani bu senaryonun gerçek olmasına gerek yok, tutarlı olması yeterli Plantinga için.
Biz seçebiliriz. Kantinden özgür anlaşılmıştır. Bizim yaptığımız etkinliklerden biri zaten buydu. Hem kötülük problemi ve ateizm ve Plantinga'nın özgür iradesi savunusunu yönelikle bir etkinlik yaptık. YouTube'da da vardı. Şimdi Plantinga'nın düşünce biçimi aslında çok karışık değil, çok net. Kendisi Amerikalı Hristiyan bir filozof değil, felsefecisi. Yaşar en büyük filozoflardan biri sanırım. Öncelikle şunu söylüyor. Diyor ki, bir eylemin özgür iradeyle yapılması mı daha değerlidir? Yoksa özgür irade olmaksızın yapılması mı daha iyidir? Bu söyleyeceği ya da gelmek isteyeceği yer eminim birçok kişi için anlaşılır olacak. Çünkü bunun farkında olarak veya olmayarak bir şekilde Türkiye'deki ilahiyatçılar tarafından da savunulduğunu biliyoruz. Neredeyse aynı biçimde, neredeyse. Plantinga diyor ki, özgür iradeyle yapılmış eylemler, özgür irade olmaksızın yapılmış eylemlere göre daha değerlidir. Eğer özgür iradenin var olduğu bir eylem gerçekleştiriyorsanız bu kendi içinde daha değerli olmalıdır diyor. Bu yapıdan haklı, evet. Robotik eylemlerdense, insanların özgür bir şekilde verdiği, özgür iradesiyle verdiği eylemler daha değerli olmalı. Sanırım çok şey olsun diye, tamamen anlaşılır olsun diye söylüyorum. Mesela işte kahve yapma makinesinin nasıl çalıştığına yönelik sanırım ahlaksal bir tartışma olmayacaktır. Robotik bir şeydir o. Ama sanırım yolda gördüğümüz bir insana yönelik yardım etme girişimimiz özgür iradeyi barındırdığı için ahlaki anlamda daha değerli görünebilir. Plantinga bu söylediğinde haklı. Plantinga diyor ki, yeryüzünde insanların bir şekilde özgür iradelerini açığa çıkarmaları için, bu özgür iradenin, değerli olan özgür iradenin açığa çıkması için iyilik ve kötülük gibi bildiğimiz kabaca seçenekler olması gerekiyor. Aslında ikisini yapabilmesi gerekiyor. Aynen. Eğer birini yapamıyorsa, kötülüğü yapamıyorsa özgür bir seçim yapmamış oluyor. O yüzden seçimi ahlaken değerli olmamış oluyor. Özetle dediği şey bu. Bir şekilde orada kötülük ve iyilik olmalı ki aralarında bir seçim yapalım ve özgür irade dediğimiz şey açığa çıksın demek istiyor aslında. Yani özgür irade savunusu nevi bu. Bunu tabii bir şekilde bu konularla ilgilenmiş birçok kişi bizim topraklarda, bu coğrafyada da şöyle duyabilir. İşte bu bir sınav. Tabii bu daha farklı bir teorisi biçimine dalacak. Daha farklı teorisler savunulacak buna yönelik. Savunuldu da daha önce. Aslında yeryüzünde bizim kötülük dediğimiz her şey belki de Tanrı'nın bize verdiği bazı imtihanlar biçimde. Belki de Tanrı'nın bizi imtihan ediyor. Ama burada daha farklı sorular geliştiriliyor ateist felsefeciler tarafından. Örneğin, demin bahsettiğimiz doğal kötülükler problemi. Eğer ki bu teorisi eleştirecekse teistik teoloji, yani Tanrı'nın varlığını haklı çıkarmaya yönelik bu girişimi eleştirecekse özgür irademizin veya bir sınava maruz kalmamızın olmadığı kötülükler var. Tanrı madem ki bizi sınava tabi tutuyor, madem ki bu bir imtihan, ama bir şimşek çakması sonucunda, yine Mekin'in önünde bir şimşek çakması sonucunda ormanda yangın çıkıyor ve küçük bir karaca yavrusu acı çekerek ölüyor. Burada insanların bir imtihana maruz kalması ya da insan özgür iradesinin açığa çıkması söz konusu değil. Ama kötülük olduğunu sezgisel olarak söyleyebiliyorsunuz. Peki bu neyin imtihanı? Ya da şey tarzı kötülükler de var. Mesela atıyorum küçük bir bebeğin kanserden öldüğü vakalar oluyor. Şimdi burada bebeğin kendisi imtihan olmuyor. Neticede hani akli yetileri gelişmemiş olduğu için bebek kendisi imtihan olmuyor. O zaman şunu demeniz gerekiyor imtihan bakış açısından. Bebeğin acısı ailesinin imtihan olmasını sağlıyor bir şekilde. Ama burada hani siz birini imtihan etmek için başka birine acı çekerek onu araç olarak kullanıyorsunuz. Şimdi bu araç olarak kullanmanın kendisi ahlaken problemli görünüyor pek çok insanın o nedenle. Kant'ın cevabından da devam edebiliriz. Kant buna yönelik de cevap verdi. Kant diyorum özür dilerim. Plantinga kendi teorisiz, kendi savunusuna yönelik, özgür irade savunusuna yönelik bu eleştiriyle bir cevap vermeye çalışıyor. Evet sınavın olmadı. İlk bakışta öyle görünüyor. Bir sınav yokmuş gibi görünüyor. Ya da bir özgür iradenin açığa çıkıp çıkmama durumu yokmuş gibi görünüyor. Bir şimşek çakması sonucu çıkan yangında karaca yavrusunun, ceylan yavrusunun acı çekerek ölmesi. Evet yokmuş gibi. Ama buna demin bahsettiğimiz gibi, Galat'ın bahsettiği gibi bir teorisi değil de bir savunma şeklinde cevap veriyor. Sadece mantıksal olarak bunun açıklanabileceği bir durum göstereceğim size. Bunu savunmuyorum diyor aslında. Bunu aynen kesin bir şekilde savunduğunu iddia ediyor. Yani, mantıksal kötülük probleminin iddiası kötülükle Tanrı varlığı arasında çelişki olduğu için çelişki olmayan bir senaryo göstermenin durumunda çelişkinin olmadığını göstermiş oluyorsun. Aynen. O yüzden gerçek bir senaryo olmasa da mümkün bir senaryonun olması çelişkinin olmadığını göstermek için yeterli. Birçok kişi de sınırını yanlış anlayabiliyor. Aynen. Çünkü Plantinga şuraya doğru bir tartışma sınırını genişletiyor. Belki de bizim ormanda gördüğümüz o şimşek çakma sonucu yangın, ceylanın ölmesi falan. Belki de doğaüstü varlıkların kendi eylemlerinin, imtihanlarının ve özgür iradelerinin bir sonucudur. Sadece mümkün bir senaryo bu. Bunu savunduğunu iddia etmiyorum. Belki de örnek veriyorum, sallıyorum şu an anlaşılır olsun diye.
Belki de cinlerin kendi özgür iradeleri ve imtihanları vardı, biz bilmiyoruz. Ve bu imtihanları da yanlış şeyler yapıp yangın çıkardılar. Ve bunun sonucunda bir kraliçe yavrusu acı öldü. Bunu savunmuyor ama mümkün bir senaryo. Yani hem A durumu, Tanrı mutlak anlamda bilgili, güçlü, iyi, ahlaken her şeye vakıf ya da yapılacak durumda. A senaryosu bu. B senaryosu, yeryüzünde kötülükler var. O zaman Planting'de diyor ki ben bir C senaryosu öne sürmeyeceğim, bunu savunmuyorum ama mümkün. Belki de cinlerin özgür iradesi bu. Ve sen ona kötülük diyorsun. Orada başka bir özgür irade durumu aslında açığa çıkıyor diyor. Tabii buna da bazı eleştiriler getirilebilir. Yani şey, genelde aslında ateist felsefeciler tarafından Planting'in özgür irade savunması bu çelişkinin olduğu şeklindeki mantıksal kötülük problemini çürüttüğü kabul ediyor ateist felsefecilerin çoğu tarafından da. O yüzden genel olarak artık ateist felsefeciler arada çelişkinin olduğunu göstermek yerine hani kötülüklerin açıklamasının Tanrı'nın olmaması olduğunu söylemeye çalışıyorlar. Yani kötülük Tanrı'nın var olmamasını daha muhtemel kılıyor diyecek şekilde formüle etmeye başlıyorlar problemi. Mesela bunların bir bu tür argümanların bir versiyonu şey diyor. Atıyorum doğadaki ya da insanların maruz kaldığı kötülüklerin dağılımına bakıyorsunuz. Ahlaken duyarsız bir şekilde dağılıyor. İşte sadece bu acıların biyolojik işlevine göre bir dağılım var. İşte örneğin bir av yeniyor. Onun dışında can çekişerek ölüyor. Sahip olduğu acı çekme mekanizması onun acı çekmesine neden oluyor. Ama bu ahlaken duyarlı bir şey değil. Yani tamamen biyolojik işlevine göre dağılıyor. Şey, hani insanların ahlaki açıdan iyi midir, kötü müdür, masum mudur, değil midir buna göre bir dağılım yok. O yüzden mesela Paul Draper'ın versiyonunda şey diyor, hani bu acıların dağılımı daha muhtemel ateizmde ya da naturalizmde diyor. Bu tarz versiyonlara verilmeye çalışılan bir takım cevaplar var, özellikle hayvanların çektiği acılara. Mesela bazıları şey diyor, hayvanlar acı çekmeseydi onların ahlaki değeri olmayacaktı. O yüzden hayvanlara acı çekebilmeleri hayvanların ahlaken onlara değer veriyor. Yani aksi takdirde biz hayvanları atıyorum bir robottan ya da bir masadan farklı görmeyecektik. O yüzden hayvanları daha değerli kıldığı için acı çekebilmeleri iyi bir şey bazıları mesela. Rus'un olgunlaşma teorisi. Onun bir benzeri aslında. Hatta şey diyorlar hani hayvanlara uyarlanmış bir ruhsal olgunlaşma. Aslında biraz açmamız lazım. Biz hata yapabiliriz. Rus'un olgunlaşma teorisi ise arkadaşlar yine yeryüzündeki kötülükleri açıklamamız lazım. Tanrı'nın varlığıyla beraber. Belki de gördüğümüz ya da yaşadığımız kötülükler bizim bir olgunlaşma aşamamızdır. Önümüze çıkan duvarlardır. Siz her kötülük bir acı çektiğinizde daha erişkin, daha ergi bir noktaya geliyordur belki de olur. Tabii burada şöyle bir soru sorulabilir. Böyle bir olgunlaşma sürecine katılıp katılmamak kimin seçiminde sunuldu ya da insanlar böyle bir süreci yaşayıp yaşamak istemediklerinde daha bir sonra da aklıma çok ilginç biri geliyor, soran Kierkegaard geliyor. Kierkegaard çünkü bu tartışmaları daha farklı bir şekilde biçimde duyumsuyordu. Danimarkalı filozof, Hristiyan filozof. Ben bu dünyaya gelmeden önce hiç kimse bana gelip gelmek istemeyeceğimi sormadı diyor. Eğer siz söylediğiniz gibi bu dünya gerçekten bir imtihan dünyasıysa, bundan sonraki ben öldürüyorum, konuya bağlamaya çalışıyorum. Bir imtihan dünyasıysa kötülükler ve iyilikler arasında bana niye sormadınız? Ben de belki... Ben imtihanlara rıza göstermedim muhabbeti. Belki de hiç böyle bir imtihanlara tabi tutulmak istemeyecek değil. Bu arada ilginç bir şekilde hani İslam düşüncesinde genel olarak insanların imtihan geçirmeyi rıza göstererek kabul ettiği, işte Tanrı'ya tapınacaklarını falan doğmadan önce rıza göstererek kabul ettiğini söylüyorlar ama sonradan unutmuşuz biz bunu diyorlar. Ama işte şöyle bir şey vardı, senin garanti olarak unutmanın garanti olduğu bir sözden sorumlu tutulabilmen mümkün mü meselesi ortaya çıkıyor. Çünkü dünyaya geldiğinde bunu unutacaksın kesin. Bu şekilde atıyorum, diyelim ki ben bir adamdan bir söz aldım, sonra adama unutturucu hap verdim. Unutturucu hap verdikten sonra onu verdiği sözden sorumlu tutamam. Ama başta rıza gösterip Tanrı'ya tapma yönünde sonradan kesin garanti bir şekilde unutuyorum bunu. Ama burada sorumlu tutuluyorum. Burada bir sıkıntı var gibi görünüyor mesela. Şimdi bir soru olabilir. Biraz tartışma sıkıntı geliştirdiğini istiyorum. Mesela işte Hristiyanlığın teorisinde tabii çok kabaca söylüyorum. İnsanlık acılarını çekmeye yönelik bir söylem var. Aslında bu da bir tartışma başlığı olabilir. Mesela bazıları şey diyor hani kötülük problemi siz var diyorsunuz ama hani biraz Tanrı'ya güven. Çünkü İsa da bizimle beraber acı çekti. Hatta senin çektiğin acıların 100 katını, 1000 katını çekti. Hani bu durumda hani kendi çektiğin kötülüklerden yola çıkarak Tanrı var olamaz falan dememen lazım. Çünkü Tanrı zaten seni diğer insanlardan, diğer her şeyden daha iyi anlıyor senin çektiğin acıyı diyor mesela.
bizimle beraber acı çektiği için mesela mahvedecekler. Belki tartışma burada bir tehdit teorileri falan da kaçabilir de onu yapmamaya çalışıyoruz. İyilik ve kötülük dediğimiz şey nedir? Biz bunları nasıl tanımlarız? Mesela, kaynağı nedir? Mesela bazıları şey diyor, hani doğal kötülük dediğimiz şeyi kötülük olarak tanımlamamız bazılarına sorunlu geliyor. Çünkü atıyorum doğal bir süreç, hani yıldırım çakıyor, bir şey oluyor. Hani buna kötülük demen çünkü ortada bir fail yok, bir şey yok. Bazı insanlara makul gelmiyor. Yani doğal süreç yani. Bunun iyisi kötüsü olmaz. Bilinçsiz bir süreç diyorlar. Ama burada Tanrı'nın var olduğu bir bakış açısından bakarsam, hani bütün bu doğal süreçlerin Tanrı'nın yaratımı olduğu bir görüş açısından bakarsam, hani bu doğal süreçlerin de ahlaki bir tarafı oluyor ister istemez. Yani Tanrı olduğu zaman. Yoksa şey olduğu zaman, hani bizim atıyorum Tanrı olmadığı bir durumda kötülük demek yanlış olabilir buna. Çünkü ortada bir faili yok onları ilave eden. O yüzden hani Tanrı varsa bunlara ahlaki bir şey yükleyebiliriz ama Tanrı yoksa kötülük değildir diyebiliriz mesela. Aslında şey olması için lezzetli olabilir. Katılmak isteyen katılabilir bu arada arkadaşlar. Örnekler üzerinden ya da senaryolar üzerinden gitmek bu problemi daha açığa çıkarabilir. Böylece diğer bir argümana ve probleme geçebiliriz din felsefesindeki. Benim aklıma 90'lı yılların ortasındaydı sanırım. Sunumda da bahsettiğim bir olay vardı. YouTube'da da var mı sunum demiştim benim. İki tane çocuk, İngiltere'de yaşayan iki çocuk, yaşları 10 ve 11 sanırım. Yanılmıyorsam 6-7 yaşında bir kız çocuğunu kaçırıyorlar, işkence edip öldürüyorlar. Daha sonra bütün İngiliz toplum ayağa kalkıyor, Avrupa ayağa kalkıyor. Bunu nasıl değerlendireceğiz? Bu çocukların cezai ehliyeti var mı? Ya da bu çocuklar bu tür bir küfürü neden yaptılar? O küçük kız çocuğunu, henüz 11 yaşındayken 5-6 yaşında bir kız çocuğunu hangi akılda kaçırıp işkence edip taciz edip öldürdünüz? Buradaki kötülüğün açığa çıkmasının sebebi ne? Ya da biz bunu var olan şu anki tartışma başlığımızda nereye koyacağız? Bu ahlaksal bir kötülük problemi. Yani Tanrı'nın bakış açısı da 11 yaşında bir çocuk, ahlaksal bir ehliyeti sahip ve özgür iradesi mi sınanıyor burada? Mesela burada şey diyebilirsin, bu aslında doğal kötülüğün bir versiyonu. Çünkü hani sosyopat muhtemelen bir çocuklar ve hastalıklar da doğal kötülüğün bir türü. O yüzden oradaki şey doğal kötülüğün belli bir türü. Hani akıl hastalıklarından yola çıkan bir doğal kötülük problemi gibi bakabiliriz belki buna diyebilirler. Bir de ilginç bir problem var. Cennet problemi diye. Bu cennet problemi kabaca şunu diyor. Siz iyi güzel pek çok teorisi öneriyorsunuz ama bu teorisilerin hepsi cenneti ele aldığımız zaman çöküyor. Neden çöküyor? Çünkü özgür irade çok iyi bir şey diyorsunuz. Hani iyilik kötülük arasında seçim yapabilmek çok iyi bir şey diyorsunuz. Ama cennete gittiğimiz zaman cennette hiçbir kötülük olmayacak. Dolayısıyla ben cennette ben kötülük yapamayacağım dedim. Hiçbir kötülük olmayacaksa. Dolayısıyla cennette benim özgür iradem olmayacak. Diyor bazıları. Bunu biraz açabiliriz. Bana da fikir verdi. Şimdi o sunumda da bizim yapmaya tartışmaya başladığımız bir şey vardı. Şimdi biraz daha şey yapalım istiyorum. Çok şey teknik kaçmasın. Demin o Plantinga'nın modern haliyle savunduğu için. Plantinga demin söylediğim gibi şunu iddia ediyordu. İyilik ve kötülük olmalı ki özgür irade açığa çıkacak koşulları yaratsın. Yani iyilik ve kötülüğün olmadığı durumlarda özgür irade nasıl açığa çıkacak? Her şey iyiyse o zaman kötüyü seçme özgürlüğü yok. Şunu çok basit diye biliyorum tabii ki. Şimdi biz o sunumda da aramızda konuşurken eleştiriye ihtiyacı olan bir argüman önüne sürmeye çalışmıştık aramızda. Peki Tanrı şöyle mümkün bir dünya yaratabilir mi? Plantinga'ya cevap verebilmek için. Eleştiriye ihtiyacı var tabii bu argümanın. Yeryüzünde hiç kötülük olmaksızın sadece iyiliğin derecelerinin olduğu bir mümkün dünya düşünelim. Az iyi, iyi, çok iyi, çok çok iyi gibi. Çünkü sağduyuya yaslanan bir şekilde şu an içinde yaşadığımız dünyada bunu kurabiliyoruz. Örnek veriyorum. Tabii bireysel farklılıklar burada söz konusu ama mesela aç bir çocuğu kurtarmak sanıyorum ki insanların ayağına cam parçacığı batmasın diye yerden cam almaktan daha iyi gibi duruyor aç çocuğu doyurmak. Yani iyilikler arasında bir derece farkı sergileyebiliyor. Peki aralarında derece farklı olan bu iyiliklerden birini seçmek özgür iradeyi yine açığa çıkarmaz mı? Eğer Tanrı'nın tüm derdi bizim özgür irademiz açığa çıksın diye iyi ve kötüyü yarattıysa, yeryüzündeki kötülükleri böyle açıklıyorsa teist filozoflar, şu anki bizim mümkün senaryomuzda da bu mümkün gibi görünüyor. Az iyi, orta iyi, çok iyi, çok çok iyi gibi bir mümkün dünya yaratırdı, kötülük probleminden kurtulurdu ve özgür irade açığa çıkardı. Yani mesela şey düşün. Cennette de böyle bir şey, özür dilerim. Demin söylediğin şey çok benim hoşuma gitti. Cennette de böyle bir şey mümkün olabilir o zaman kendi inat çerçevelerinde. Kötülük hiç yok, iyiliğin farkları var, farklı dereceli bir özgür irade açığa çıkıyor. Yani kimse kötülük yapmasa bile hani özgür iradesiyle daha iyi olan, çok çok iyi olan mesela insanlar olabilir gibi görünüyor mesela.
O zaman şöyle bir şey diyeyim mesela, bunu hem Cevdet'e inanmak hem de Planting'in senaryosu arasında bir... Yani şey, hani aslında burada şey olabilir, senin dediğin şey doğruysa cennette de özgür abi olabilir gibi görünüyor. Çünkü senin dediğin şey hani iyiliğin dereceleri de özgür abi ortaya çıkıyor. Hani o şekilde bir şey yapabilirsin ama burada cennet problemini sadece Planting'in versiyonuna hani kendi kabulleri içinden bir eleştiri olarak verirsen o zaman sıkıntı çıkmayabilir gibi geliyor. Halit sanırım buna bir eleştiri sunmuştu bizim abi. Evet, ne demiş o eleştiri? Halit'in cevabı çok uzundu, ben de askerdeydim. Halit zaten her yazdığında 5 saat verir. O da izler umarım. Halit'in bu argümana cevabını şey yapmaya çalışacağız fırsat olacak bizim argümana. Bir şey... Şunu soracaktım, eğer düzen bir imtihan olduğunu düşünürsek ve iyiliği böyle derecelendirirsek, Tanrı cezalandırdığı, Tanrı'nın cezalandıracağı kişi şey diyemez mi? Atıyorum sonuçta benim yaptığım yine iyiydi ama az iyiydi. Yani şey orada cezalandırma sıkıntılı oluyor tabii. Kötülük yapmadığı için nesini cezalandıracak? Mesela hayatı boyunca hiç kötülük yapmamış birini herhalde cezalandırmamız ne kadar az iyi olursa olsun çok makul değil. O yüzden cehennemin olmasıyla bu dediğim yani iyiliğin dereceleri açısından değerlendirmek uyuşmuyor olabilir. Yani. Benim aklıma şeyi getirdim. Cafer Sadık Yaran. Yanlış hatırlamıyorsam Marmara İlahiyat Fakültesi'nde o probleme dair bir şeyler yazıyor. Müslüman bir teist, felsefeci, filozof kendisi. O ilginç bir yere çekiyor bu tartışmayı. Ben çok değerli görüyorum onun bu tartışmaya bakış açısını. Aslında çok geniş kapsamlı bir argüman öne sürmüyor ama güzel bir yere parmak basıyor. Bildiğiniz gibi bu kültürlük problemleri tartışılırken bazı örnekler görüyoruz. Ahlaksal bir kültürlük problemi olarak Yahudilerin işte gaz odalarında katledilmesi, küçük Yahudi çocukları. Bu ahlaksal bir kültürlük problemi. Ya da 99 depreminde Adapazarı'nda yaşanan depremde binlerce insanın can çekişerek ölmesi. Bu da doğal kötülük problemi gibi duruyor. İki tane farklı kötülük sorunu. Cafer Sadık Yaran burada birçok Müslüman, Hristiyan ya da farklı görüşten ilahiyatçıları ve düşünürleri çok güzel, bence erdemli bir karşı çıkış sergiliyor. Çünkü bildiğiniz gibi birçok kişi bu durumları Tanrı'nın cezalandırması, zaten zinadan dolayı bu oldu, onlar bunu hak etmişlerdi gibi şeyler söylüyorlar. Kendi iç tartışmalarından, aynı hani, düşünceyi paylaşmalarından o kadar cesurca bir cevap veriyor ki siz Tanrı'ya ne yaptığını ya da ne yapması gerektiğini söyleyecek gücü nereden buluyorsunuz? Büyük bir karşı çıkış öne sürüyordu. Aslında Tanrı eğer bu dünyada insanları böyle cezalandırıyorsa bu bize neyi açıklar gibi çok cesur yerleri çekmeye çalışıyor bu tartışmaya. Tabii bilmiyorum ona ilahiyatçılar, Müslüman ilahiyatçılar cevap verdi mi? Genelde zaten çok popüler bir strateji değil böyle. Açıkçası bu teistlerin ameli olanları genelde ceza bu demeye eğilimini gösteriyor. Tabii profesyonellerin çoğu da söylüyor. Aslında tarikatlara falan cevap vermeye çalışıyor. Çünkü davet falan zinadan falan yaşıyorlar bu kötülükleri demişler. Aynen. Ya da çok katı Hristiyanlar. Aynen. Falan. Aynen. Life isn't şu mümkün yalın en iyisi şeyle ilgili şey soracaktım. Daha çok kendisinin söylediği metafizik ilkelerden çıkan bir şey değil mi? Böyle metafizik ilkeli olacağız. Daha sonra bunun işte bunlara göre bizim dünyamızın en iyisi de tarzında bir sonucu var mı? Etik olmaktan çok biraz daha metafizik ilgili. Yani benim bildiğim şey, hani Tanrı'nın sıfatlarından yola çıkarak söylüyorum. Ama illaki Tanrı'nın sıfatlarına ulaşırken de metafiziksel argümanlar koyuyorum. O yüzden dediğim gibi olabilir. Ama nihayetinde tanrısal sıfatlarla bağlantılmaya çalışıyorum gibi geldi. Burada belki şey olur, dünya tartışımı zenginleştirmek için. Peki bir deist için kültürlük problemi var mı? Tanrı'ya sıfat... deist olduğuna bağlı. Tabii deizmin de türleri var. Tanrı'ya sıfatlar yüklemeyen bir deist diyeceğiz, ne kadar bir deist. Yani sadece atıyorum, evreni başlatıyor ama başka hiçbir sıfat yok. Başlatıcı sadece. Büyük ihtimalle sorun olmaz gibi geliyor bu deist yani, için. Zaten o tür bir Tanrı, böyle kişi değil, ahlaki denen bir tarafı yok. Hani bir nevi fiziksel bir güç gibi aslında. O yüzden orada kötülük probleminin çıkması iyi kötü vesaire olmadığı için Tanrı sıkıntı değil. Ya da şey olduğunu düşünsek mesela Zerdüşt'te bir çok kötü bir çok iyi bir Tanrı var. Politeist dinler yani, sorun olmasın. Bunlar mesela birbirleriyle rekabet ediyor bir şekilde. Birbirleriyle savaşıyorlar. Dünyada o yüzden kötülük de var, iyilik de var. Hani iyilik iyi Tanrı'nın eseri, kötülük kötü Tanrı'nın eseri. Bunlar birbirleriyle mücadele ediyor. Yani politeist dinler kötülük problemi konusunda teistik dinlere kıyasla avantajlı görünüyor. Ama tabii politeistik dinlerinde başka problemler olabilir. Tabii. Peki şey, ezanı şu an sonunda çok iyi bir konu. Şey, skeptik teizm ne ölçüde cevap veriyor sence? Yani soru cevap vermiyor daha çok, sorun yok. Yani
biz nasıl olduğunu biz anlayamayız. Yani şey, daha çok şunu diyor, hani biz Tanrı'nın muhtemelen bu kötülüklere izin vermez şeklinde bir akıl yürütmeyi yapabilecek bilişsel yetilere sahibiz. Hani biz bunu iddia edebilecek durumda değiliz. Çünkü Tanrı'nın zihni bizi kat ve kat aşıyor. Bizi kat ve kat aştığı için hani biz Tanrı buna izin verir de izin vermez de diyemiyoruz. Tanrı'nın zihnini bilemiyoruz çünkü senden kat ve kat üstün olduğu için. Skeptik teizmeye verilen bir sürü cevap var. Mesela verilen cevaplardan biri direkt şey. Düşünce teizmde olur açıklayın. Aynen. Zaten açıkladım bu arada. Hani nevi hani bir hikmeti var kötülüklerin ama hani bizim anlayamamamızı beklememiz de hani şaşırtıcı değil. Bizim anlayamamamız da kötülüklerin nedeni şaşırtıcı değil. Mesela şunu düşünün. 5 yaşında bir çocuk var. 5 yaşında çocuğu siz aşı olmaya götürüyorsunuz. Aşı olmaya götürdükten sonra işte acı oluyor, acı duyuyor vesaire diyeyim çocuk. Sonra ama siz bunu ebeveyn olarak rahatlatıyorsunuz. Hani sen anlayamasan da bu senin için herhalde vesaire diye teskin ediyorsunuz. Bunun sonucunda aşı oluyor ve sürekli veriyor. Şimdi Tanrı'nın zihniyle bizim zihnimiz arasında 5 yaşındaki çocukla bizim zihnimiz arasındaki farktan çok daha büyük bir fark var. O yüzden hani biz de tıpkı 5 yaşında çocuğun aşının hikmetini anlayamaması gibi yani yaşadığımız acıların hikmetini anlayamıyor olabiliriz. Yani aramızdaki farktan dolayı diyor. Burada verilen cevaplardan biri şu. Eğer biz gerçekten kötülüklerin hikmetini anlayamıyorsak bu bizi ahlaken paralize eder diyen bir cevap var. Hani şu anlamda. Mesela diyelim ki çocuğun biri boğuluyor. Gölün birinde boğuluyor. Biz şimdi bu çocuğu kurtaracağız mı, kurtarmayacağız mı? Belki kurtarmazsak bu Tanrı'nın amaçları açısından çok böyle iyi bir sonuç da olacak. O yüzden Tanrı'nın amaçları açısından bu çocuğun boğulması mı daha iyi, boğulmaması mı daha iyi bilemiyorsun. O yüzden hani boğulan çocuğu kurtarmalı mıyım, kurtarmamalıyım bu konuda bir yargıda bulunamıyorsun. O nedenle ahlaken neyi yapman gerektiğini seçemiyorsun diyor argümanlardan biri. Burada da şöyle bir sıkıntı doğuyor tabii ki. Bazı şüpheci teistler şöyle cevap veriyor. Hani biz ahlaki sorumluluklarımızı Tanrı ile ilgili bilgilerimizden bağımsız bir şekilde bilebildiğimiz için böyle bir problem çıkıyor. Hani ben boğulmakta olan birini kurtarmanın bir sorumluluğum olduğunu zaten biliyorum bağımsız bir şekilde. Dolayısıyla hani bu şekilde bir yargıda bulunmama, işte Tanrı'nın niyetleriyle uyuşuyor mu uyuşmuyor mu tür bir yargıda bulunmama gerek olmadan ben bu çocuğu kurtarmayı seçebilirim diyor bazıları. Ahlaki sorumluluklarımı bağımsız bir şekilde bilebildiğim için. Bazıları yine şeyi de söylüyorlar, bu şüpheci teizmin daha radikal şüpheciliklere götürdüğü şeklinde argümanlar var. Mesela Tanrı bizi, işte bu Descartes'in kötü cin vardır ya, hani sizi her şey konusunda yanıltıyor, çevrenizdeki her şey hayal. Şimdi Tanrı kötü cin benzeri, her şeyi illüzyon olarak yaratmasının ihtimali düşkün değil mi? Şüpheci teizmi kabul ederseniz bunu bilemiyorsunuz mesela, diyor argümanlardan biri. Çünkü ben Tanrı'nın niyetlerine dair bir yargıda bulunamıyorum zihni beni sonsuz bir şekilde açtığı için. O yüzden Tanrı belki çevremdeki her şeyi benim için bir illüzyon olarak yarattı. Aslında Taner yok falan böyle. Çok radikal bir yerim. Aynen. Hani bunun ihtimalini tutturamıyorum. Hani ihtimalin düşüktür bunu diyemiyorum eğer şüpheci teizmi kabul edersem. Hani diğer şüpheciliklere de kafa aralıyorum. Bir de bir ölçüye ihtiyacım var. Yani. Aynen. Yani neye izin verebilir, neye izin veremez bununla ilgili bir ölçüye ihtiyacımız var. Ama ölçüt olduğu zaman da şüpheci teizmi biraz sallantıya giriyor, görünüyor diyorlar. Yani Hüseyin Hanım. Özellikle üç büyük kitaptan Kuan çünkü çok da normatif bir dille yazılmış oluyorsun. Yani onu bir şekilde biz şüpheci teistik bir framework'e implemente etsek. Hani... Güzel bir söylüyorum kim bu? Framework'e implemente etsek. Plazada falan mı? Görüyoruz ya. Aslında. Şey, evet, bunun implementasyonu gerek çelişmesine mi sebep olur yoksa hani sağlıklı bir şekilde yapılabilir gibi. Ben anlamadım. Ben de anlamadım. Şu şekilde anlamadım. Çünkü hani belli bir ölçüde ihtiyacımız var ya, belli bir normal ihtiyacımız var. Bu normal biz yani Tanrı'yı nasıl değerlendirdiğimde de evet, evet, evet. Bunu biz teistik yani şey, üç büyük dinen özellikle İslam'dan alsak nasıl olur? Yoksa yani şey o dinin kendi iç normlarına göre alsak diyorsun. Evet. Argüman sunarken ama şüpheci teizme benzer bir şeye varıyor sanki. Mesela Hristiyanlık'a ele alalım. Bu Job kitabında, Book of Job'da hani vardır bir hikmeti şeklinde sonuçlanıyor tartışma özetler. Hatta Job inanılmaz kötülükler yaşıyor. Hani resmen hayatında yaşayabileceği bütün kötülükleri yaşıyor.
Sonra Tanrı'ya isyan ediyor falan. Tanrı bunun üzerine sana dağ mı atıyor? Ne yapıyor sonra? Böyle bir şey oluyor. Hani ben bilmiyorum diyor. Sen karışma bu işlere diyor. Bu dağ atma meselesi yanlış olabilir. Öyle bir mesele, şey var, mesel var ama. Hani oradan hani şeylerin, dinlerin standart anlatıları bana şüpheci teizme kayıyor gibi geliyor. Kötülük problemine dair eğer varsa bir fikriniz, bir yerleştiğiniz buyurun. Yoksa bir diğer argümana, daha popüler bir şeye girelim isteriz. Çünkü hani biraz da birçok kişinin ilgilendiği şekilde bu teknik gitme bir arada olmayabilir. Hastası yani. Bu evren tasarlanmış mı? Bundan bir tanrı var edilebilir mi? Bu da çok popüler Türkiye'de. Bunun üzerine biraz tartışabiliriz. Hocam. Evet. Şüpheci teizme göre. Yani eğer... Biraz var istersen. Şüpheci teizme göre. Yani eğer Tanrı her şeyin bir neden olduğunu söylüyorsa ve sen şu an bir kötülük yaşıyorsun ama aslında ileride senin yararına olabilir gibi bir düşünce söz konusuysa, yeni doğmuş bir bebeğin tecavüze uğrayarak ölmesi, onun ileride ne yararlanır? Yani bunu nasıl açıklayabilir? Yani şey, orada yarardan yola çıkıyor gibi değiller aslında. Hani bir nedeni var. Hani bunu aklayan bir gerekçe var diyorlar ama bunu yarar bazında yapmak zorunda değiller. Hani sen bilemiyorsun diye o gerekçeyi, Tanrı'nın böyle bir gerekçesi olmadığını söyleyemezsin diyorlar sadece. Belki de şöyle bir tepki vermeye eğilimi var şüpheci teistin. Mesela tecavüz uğrayan bir bebek gördüğünde direkt bundan Tanrı'ya ihsan etme demek istiyorlar. Aynen. Direkt sadece bu sebepten dolayı ateist olma belki. Aynen. Senin zihnin kısıtlı olduğu için hemen karar vermezsin diyorlar. Bütün bunlar Tanrı'nın varlığı üzerine kurgulanıyor değil mi? Tabii. Yani kötülük ve iyilik, yani Tanrı var, iyiliği ve kötülüğü yaratmış ama Tanrı yoksa iyiliği ve kötülüğü insan yaratmış oluyor o zaman. Aslında şöyle söylediğiniz şey ahlak argümanına geliyor biraz, oraya da geçebiliriz. Yani. Dostoyevski'nin de söylediği gibi, aslında bu sadece felsefenin birçok alanda da var. Eğer ki bir Tanrı yoksa iyiliği veya kötülüğü nasıl temellendireceğiz? Bunu temellendirmek şey ne kadar, evet ne kadar mümkün ve her şey mübah mı Tanrı yoksa tartışmasına geliyor. Tartışmaya yani. Derecesine değil de insan kendisi yerleştiriyor, koyuyor ona. Yani insanın gelişimiyle süre gelen bir şey bu. İyilik ve kötülük. Bana da öyle geliyor. Yani biraz hani çok akademik tartışmaları gibi. Tarihsel materyalist olmuyor. Biraz antropoloji, arkeoloji, tarihsel materyalist. Sosyolojik açıdan sosyolojik. Da bakmak lazım. Biraz daha geniş çerçevede bakınca sanki iyilik ve kötülük dediğim şey. Elbette burada kültürel relativizmi, yani kültürden kültüre iyilik ve kötülük değişikliği, oraya doğru gitmeye çalışıyor değil. Yani ama bunlar çok şey değiller gibi. Yani o kadar keskin sınırları olan şeyler değilmiş gibi geliyor. Umur öğrensek sen de bilmiyorum. Ne derdin? Yani bunu şöyle, Tanrı var ki biz böyle bunları konuşuyoruz. Tanrı yok ki biz bunları anlatabilir miyim? Şöyle yani, aslında bu tartışmalara yönelik, lafınızı kesin kusura bakmayın. Bu tartışmalara yönelik bizim yapmaya çalıştığımız şey şu. Tanımlanan bir tanrı üzerinden konuşuyoruz. Yani var mı, kabul etmen gerekmiyor. Kabul etmiyor. Mümkün olarak şunu tartışıyoruz. Diyoruz ki mesela ateist olan şey, şu sıfatlara sahip bir tanrı varsa şöyle bir problem çıkar ortaya tanrı. Mesela o sıfatlara sahip bir tanrıya inanmıyorsanız veya ona sahip çıkmıyorsanız aslında bizim tartışmamız çok sorun teşkil etmez. Mesela mutlak anlamda güçlü, mutlak anlamda iradeli, iyi, ahlaken kusursuz, her şey muhtedir bir tanrı sıfatıysa, tanrılar sıfatını toplamaysa biz şu an onu tartışıyoruz. Bu sıfatların olmadığı bir tanrı şu an aslında söz konusu değil. Tabii burada asla tanrı var mı yok mu tartışmasından ziyade önce sıfatları tartışmak daha sağlıklı olabilir. Çünkü hiçbir sıfatın olmadığı bir tanrının varlığını veya yokluğunu nasıl tartışacağız bilmiyorum. Mesela hiçbir sıfat yok tanrının. Hiçbir sıfat vermiyor, tanımlamıyor. Şimdi mesela biz şimdi tanrıyı konuşuyoruz ama bundan yüzyıllar önce tanrılar konuşuluyordu insanlar arasında. Yani o işte tek tanrıda dinlerden önce paganistlerde, şamanizmde birçok tanrı konuşuluyordu. Birçok kötülük o tanrılardan geldiğini veya davranışların sebeplerinde tanrıların işte gök gürültüsünün, yağmurun değil mi? Bunların tanrılar bize kızdı, o yüzden işte bunlar yapıldı. Şimdi o tanrılar tek tanrıya indi, süreç malum şu anda bildiğimiz. Şimdi de bana kalırsa tanrı var mı, yok mu aşamasında dünya gibi geliyor bana. Tam olarak öyle gibi geliyor, bilmiyorum da. Belki de hani gelişmiş ülkelerdeki tartışmalara bakarsak, insanın gelişmişlik indeksinin yüksek olduğu ülkelere bakarsak, örneğin İskandinav ülkeleri, Güney Kore, Japonya ya da Avrupa'nın belli kesimleri. Evet, ateist nüfus çok fazla.
gerçekten insanların bir kısmı hatta apatizme yöneliyorlar. Yani Tanrı ömrü boyunca dinlere maruz bile kalmıyor. Evet, hiç maruz kalmıyor. Artık farklı bir yere eğiliyor gibi geliyor ama bilemiyorum. Genel ölçekte çünkü radikal İslamcılığın ya da radikal Hristiyancılığın baskın olduğu bölgeler de var bir taraftan kapıda. Yani çok zor bir isim gibi geliyor bana. Ama bilemiyorum yani, öyle bir çizgi var gibi. Hani ben de mesela antropoloji ya da tarihe öyle bakmıyorum. Evet, çok tanrılı dinler. İşte tek tanrılı dine doğru bir yöneliş ve patlama. Sonra aydınlanma sonrası dönemde ateizmin, sekülerizmin biraz daha yükseldiği bir dönem varmış gibi. Ama bu hatalı da olabilir, bilemiyorum. Çok kaba da gelebilir. Çok şablonlar da bir şey var. Kültürel trendler mesela çok çabuk değiştiği için hani bu sekülerleşme trendi ne kadar uzun bir süre devam edecek bunu da bilmiyor olabilir mesela. Çünkü hani sekülerleşmenin gerçekten olup olmadığı konusu tartışmalı aslında şeyler arasında, sosyologlar arasında. Hani, ama bazıları şey diyor mesela, hani dini sekülerleşme olmasa bile kültürel sekülerleşme var diyor bazıları. Çünkü günümüzde muhafazakar gençler, muhafazakar insanlar dahi eskiye kıyasla daha az muhafazakar normları vesaire kabul ediyorlar. İnsan ilişkileri, kadın erkek ilişkileri vesaire. Yani bu son özellikle son dönemde çıkan Red Pill tayfa ve şey bu, Red Pill muhabbeti ve işte bu Yeni Zelanda'daki saldırılar falan filan, bu internet counter culture'ların, sub culture'ların bir nevi gerçeği. Onlar daha muhafazakar bir ülke yapıyor. Çok daha muhafazakar bir ülke falan. Yani, ya mesela şey, bazıları bu arkadaşların ki internetin bu karanlık köşelerinde işte kadınların oy kullanma hakkı sahibi olması medeniyetin çöküşünü getirdi falan tarzı ilginç şeyler söylüyorlar. Fikirimsiz şeyler. Antik Yunan'da zaten başlangıçta öyleymiş. Cinsiyetçi bir toplum. Kadınlar oy kullanamıyor. Kadınlar, çocuklar, sadece 50 yaş üzerindeki erkekler, onlar... Hatta sanırım sadece mülk sahipleri vesaire. Mülk sahibi erkekler. Mülk sahibi erkekler işte o anlamda onlar oy kullanabiliyor. Bana şey gibi geliyor, hani tartışmayı biraz daha sosyolojiye de çekmek değerli olabilir. Saf din felsefesinin bu derin alanlarından ziyade. Amerika'da bir sosyolog vardı, adını hatırlayamıyorum. Neden din sosyolojisi var da dinsizlik sosyolojisi yoktu diye bir soru soruyor. Evet. Çalışma alanlarından bir soru soruyor. Genellikle din sosyolojisi, din sosyolojisi başlığı altında birçok tartışma başlığı var. Evet, güzelce makale var. Peki neden işte ateist sosyoloji? Dinsizlik yaygın olmadığı için. Şöyle bir cevap veriyordu. Dünya tarihinde. Yok yok, daha farklı bir cevap veriyordu. Daha ilginç bir şey söylüyordu. Kanıtlaması ne kadar mümkün bilmiyorum. Hı. Zaten modern hayatın kendisinin bir dinsizlik pratiği içerdiğini söylüyordu. Siz modern hayatı her araştırdığında aslında dinsizlik sosyolojisi de yaparsınız. Hı. Bir nevi. Kültürsel, sekülerleşme. Evet, sekülerleşme açısından. O yüzden ayrı bir başlığa ihtiyacımız yok. Modern hayat zaten dinsizlik toplumdur diyordu. Şey, son dönemde özellikle şeydi. Bayer'de de bir makale yayınlandı. Deification of God. İsmi. Pardon, Deification of Artificial Intelligence isimli yapay zekanın tanrısallaştırılması. Hani ve bir şey falan kurulmuş galiba. Şeydi. Institut falan? Yok, direkt bir kilise kurulmuş şu an. Yapay zeka kilise. Evet, evet. Yapay zeka mı kurulmuş? Evet. Yani şey, bazıları şey diyebiliyor hani yapay zeka hani bu singülariteden sonra kendi kendini geliştirecek zaten. Tanrısal diyebileceğimi noktaya. Böyle bir all important AI zekaya, yapay zekaya, kesin suçu yanı İngilizce konuşuyoruz. Ben anladım. Omnipotent biz her şeye yeten biz. Kadir. Biz şey hani biz yapay zekaya tatlı muhabbetle sonlarda çok fazla oluyor. Özellikle 90'larda falan başlıyordu zaten. Yani kopyizm diye bir şey var olduğunu biliyorum ben. Kopyizm. Kopyalamak kutsaldır. Bunu kilisesiyle kurmuşlar. Bu şey korsanlık falan mı? Onlar kutsal olduğunu düşünüyorlar. Neyse. Neyse, konuyu toparlamak lazım. Kopyizm. Tasarım, hassas hayal. Hassas hayal tartışması din felsefesiyle bir dönem özellikle 90'larda doruk noktasına, 2000'lerde, 90'larda, 80'lerde doruk noktasına ulaşmış bir tartışmaydı ama tabii ki kökenleri 18. yüzyıla kadar iyi ve 19-18. yüzyıla kadar Paley adında yanılmıyorsam Hristiyan bir papazın önüne sürdüğü bir mesel vardı. En azından biz bunu çok popüler olduğunu ve atıf aldığını biliyoruz. Paley birçoğunuzun belki duymuştur, yani duyduğunuz varsa diyor. Duyduğu bir şey söylüyor. Ormanda, karanlık bir ormanda ya da karanlık bir ormanda yürürken ayağınıza bir şey takıldığını ve düştüğünüzü hayal edin. Daha sonra ayağa kalkıyorsunuz ve ayağınızın neye takıldığına bakıyorsunuz. Baktığınızda ayağınızın oldukça güzel bir saate takılıp düştüğünü görüyorsunuz. O an düşünceniz geçeyin olur mu yapalım? Bu saat kendi kendine mi oradadır? Yoksa bunun bir tasarlayıcısı mı vardır? Şimdi Türkiye'de
Benim yaklaşık 5 yıl önce bana söz verip benim de bir arkadaşlar canlı yayına çıkmayan sözler köşkü. Cemaatçi arkadaşlar. O bir kaleme bakıp... Paran mı daha fazla? Yapmayan. Bir kaleme bakıp... Burnunda et var yani. Bir kaleme bakıp işte her sanatın bir sanatkarı vardır. Ya da işte bu evren bir tasarlıdır, tasarlanmıştır. Aynı o saat gibi, Paris'in söylemek istediği şey de o. O saat tasarlanmış olmalı. Sen o an ayağın yere takılıp düştükten sonra arkana bakıp hayır bu saati kendi kendine burada oluşmuş diyemezsin diyor Paris. Kesinlikle biri tasarlayıp oraya bırakmış veya düşürmüş olmalı diyor. Bu da bir tanrının varlığına, analojik olarak bir tanrının varlığına gitmeye hatta gibi. Şey, o argümanı... Özür dilerim, şey söyleyeyim mi? O arkadaşları bana soktum, ben de duyarlar canlı yayında konuşuyoruz. Sanmıyorum. O arkadaşlar da Sözler Köşkü, Çınaraltı grupları, Nur Cemaati'nin yakın arkadaşlar, tasarım argümanını savunuyorlar ve YouTube'a bununla ilgili yüzlerce video atıp bayağı yüksek beğenileri alıyorlar, 1 milyona yakın falan. Tasarım argümanı modern versiyonlarını savunmuyorlar anlıyorum ki. Çok klasik ve kaba tasarım argümanlarını savunuyorlar. Ya da işte bir poşetin içine Lego koyup sallayıp sonra poşeti açıyorlar ve uçak olmuş. Bu bir rastlantı mı? Siz ateistler her şeyi rastlantı diyorsunuz falan. Hiçbir ateistin öyle sürmüyor. Ateistleri okumamışlar belli ki. Beni aslında psikolojik olarak gelen şey bu. Ateistleri okumamaları rağmen ateist filozofları. Onlar hakkında bir şeyler. Bak ateistler böyle söylüyor. Ama hangi ateistler yok. Kendi ateist algılarına saldırıyorlar. Tasarım argümanını belki Caner Kastam'ın üzerinden, Michael Bayer üzerinden ya da diğer filozoflar üzerinden tartışmak çok daha sağlıklı olur. Böyle Lego Mego ile biraz sonra. Sözler Köşkü'ndeki adamların zaten felsefi bir içeriği yok abi. Evet. Yani. Ya da karşı tarafın eleştireceği noktaları göz önüne alıp hani o eleştiren getirilen eleştirileri çürütüp de demek ki bakın bizim sonucumuz daha rasyonel demiyorlar onlar mesela. Caner Kastaman ne diyor tanıyorum? Caner Kastaman bildiğin Paley'le falan alakası yok onun. Daha modern bir şey. O şeyi daha çok hassas ayarı savunuyor. Hassas ayarı argümanı da özünde şu. Şimdi fizikteki bazı sabitler var. İşte kütle çekim ile ilgili. İşte onun dışında evet. Elektromanyetik kuvvet, zayıf kuvvet vesaire tarzı. Bu tarz kuvvetlerin çok belli bir spesifik bir aralıkta olması lazım. Ve bu spesifik aralığın çok çok böyle küçük oranların dışına çıktığında yaşam oluşamıyor. Neden? Çünkü atomlar vesaire de oluşamıyor. Öyle durumda. Dolayısıyla yaşam oluşamayacak. Çünkü yaşam oluşabilmesi için en azından atomların, karmaşık kimyasal, biyolojik yapıların oluşabilmesi lazım. Dolayısıyla hani bu çok hassas bir aralıkta olması gerektiği için bu sabitlerin demek ki hani evrenin başlangıç koşullarında bu temel fiziksel sabitlerde falan hani tasarımla bunu açıklamak daha makuldür. Hani çünkü gerçekten çok çok küçük oranlarda. Mesela 10 üzeri 10 üzeri 120 gibi hani 10 üzeri 10 üzeri 120 de bir diyebileceğimiz oranlarda değişiklikler yaptığınız zaman bile yaşam oluşamıyor. Mesela kozmolojik sabit. Yaşamın bitişini de bu tasarıma yani dünyanın kaynaklarının gitgide azaldığını işte insanların da buna çok fazla katkıda bulunup yani dünyanın kaynakları azaltmakta o zaman yaşamın bitişini de söylemiş olması gerekir. Yani şey orada şey diyecektir hani biz sadece hani yaşama izin veren koşulları tartışıyoruz burada diyecektir yoksa biz şunu iddia etmiyoruz diyecektir hani yaşam için optimum bir dünya var ve demeyeceğiz. Bilinmez karmaşıklıkta bunun bir versiyonu sayılır mı? Aslında sayılmaz çünkü biri fiziksel tasarım argümanı, diğeri biyolojik tasarım argümanı. Mesela burada verilen cevaplardan biri şu, hani biz buradayız ki biliyoruz, hani böyle bir şeyin olduğunu biliyoruz. Hani biz burada olduğumuz için bunu görüyoruz aslında diyorlar. Hani bu hassas ihtimallerin ortaya çıktığını. Aksi takdirde biz zaten burada olmayacaktık. O yüzden bu evrende bulunmamıza şaşırmamamız lazım diyorlar. Mesela şunu düşünün. Diyelim ki çığ düşüyor ve çok yoğun bir çığ. Böyle gözünüzü kapatıyorsunuz, kurtulma ihtimaliniz gerçekten düşük. Sonra bir açıyorsunuz, kurtulmuşsunuz. Aa, demek ki bu tesadüf olamaz, çok düşük bir ihtimal demezsiniz. Çünkü siz kurtulamasaydınız zaten gözünüzü açıp bunu göremezdiniz. O yüzden gözünüzü açıp görebiliyorsanız hayatta olduğunuzu, bu ihtimalin gerçekleşmiş olması lazım. Hani bu ihtimalin gerçekleşmesi bizi şaşırtmamalı bu yüzden. Bizim varlığımızın bir ön koşulu olduğu için diyor. Argümanlardan biri. Burada John Leslie'nin meşhur bir düşünce deneyi var. İdam mangası düşünce deneyi. Diyelim ki siz bir idam mahkumusunuz. Tüfekle vesaire 10 tane asker sizi vurmaya çalışıyor. 10 tane asker sizi vurmaya çalışıyor ve ateş ettikleri zaman bir bakıyorsunuz ki hayattasınız. Şimdi hayatta olduğunuz için şunu der miydiniz?
Yani benim hayatta olduğuma şaşırmamam lazım. Çünkü vurulmuş olsaydım zaten bu soruyu soramazdım. Neden hayattayım sorusunu soramazdım der miydiniz? Hayır demezdiniz diyor. O yüzden hani benim hayatta olmam ve hani hayatta olmam için bu ihtimalin gerçekleşmiş olmasının gerekmesi hani benim şaşırmamamı gerektirmiyor diyor özetle hani bu örneğe karşı. Ben burada varım ki bu şeyin neden olduğunu sorabiliyorum argümanına karşı. Yani idam mangasını neden ıskaladığını sorabilirim gayet. Hani şaşırmamam gerekiyor demem gerekmiyor diyor mesela. Tabii niceliksel ciddi bir fark var. Yani o maskenin vurmayı kaçırmasıyla... Aynen doğal koşul. Yani zaten şey var mesela bazıları bu argümana karşı şey diyor hani bilinçli varlıkların kaçırması söz konusu olduğu için orada niyet araman daha muhtemel diyorlar mesela. Çünkü asker kaçırdıysa bir nedeni vardır herhalde diyorlar. Ama öte yandan çığda hayatta kaldığın zaman niyet aramıyorsun çok düşük bir ihtimal olsa da. Neden? Çünkü insan yapmıyor. Yani orada hani doldurulmuş soru diye bir türden bir safsata var diyorlar. Hani bilinci varsayan bir ihtimal var orada çünkü diyorlar. Ki bu tarz analojilerin tamamı bir şekilde bilinçli varlıkları varsayıyormuş gibi görünüyor. Atıyorum bir tane de çılgın terörist argümanı tarzı bir şey vardı. Richard Swinburne'un yaptığı. Çılgın terörist de diyor ki hani 52 tane kart çekecek şey. Random bir düzenek. Hani 52 tane desteden 52 tane kart çekecek. İşte bunların hepsinin belli bir kart olması lazım. Hani hepsinin aynı kart olması lazım diyor. Şimdi hepsini çekmeye başlıyor ve hepsi aynı oluyor makineden çıkanları. Eğer aynı olmasaydı öleceksiniz. Şimdi hepsi aynı çıktıktan sonra siz şunu der miydiniz? Hani benim demek ki şaşırmamam lazım aynı çıkmasına. Çünkü aynı çıkmasaydı zaten ölmüş olurdum diyemezsiniz. Ama sıkıntı şurada. Burada mekanizmayı yapan bir çılgın adam olduğu için hani bu adam demek ki bilerek bir şeyler yaptı bu makineyle demeniz daha rasyonel diyebiliriz. Hani orada zekayı oraya koyduğun zaman doldurulmuş soru oluyor. Hani, tam anlatabildim mi bilmiyorum ama anlaşılmış olabilir. Şimdi biraz tasarım argümanının demin de bahsettiğim gibi biçimleri var kozmolojik tasarım argümanının. Özellikle Michael Behe'nin savunduğu şekliyle sen daha iyi bilirsin. İndirgenemez karmaşıklık tartışmasında bir dönemde tartışmalı olduğunu hatırlıyorum. Ne protein kancalı bir şeydi. Bakteri kamçısı almıştı. Ne? Hücre kamçısı. Hücre kamçısının bir kamçısından aslında bunun asla kendi kendine ya da işte evrimsel biyolojinin söylediği şekilde evrimleşemeyeceğini ve bunun bir tasarım olduğu üzerinden Michael Bay bir tartışma başlamıştı. Argüman özetle şu, şimdi bu bakteri kamçısı dediğimiz şey gerçekten bütün motor gibi çalışıyor. Ve 30 küsür sanırım protein var. Hepsinin bir arada çalışması lazım. Bunlardan biri bile olmasa yapı çalışmıyor. Hiçbir işlev yerine getiremiyor. Şimdi evrim içinde aşamalılık gerekiyor ama. Yani her bir aşamanın doğal seçilebilmesi gerekiyor bir şekilde. Dolayısıyla her bir aşamanın doğal seçilme seçilebilmesi mümkün değil. Çünkü ara aşamaların hiçbiri çalışmıyor. Buradaki argüman bu. Hani ara aşamalarında doğal seçilme seçilebilmesi lazım. Böyle bir mekanizmanın ortaya çıkabilmesi için diye bir argüman var. Ama genel olarak hani ara aşamaların diğer bakterilerde bulunduğuna ve ara aşamaların çalışabildiğine dair bir sürü makale var şu an. Yani sanırım Michael Bay daha sonra fikrini bir kenara bıraktı yatırıyor. Hatta yani, bunun tartışmasını şeyde yapıyorlar Amerika'da işte okullarda yarılısıyla öğretilir mi? Öğretilir mi öğretmeli mi? Tartışma var. Orada davaya çıkıp onu yürütmeye çalışan Hristiyan devrim sen diye. Kenetindir. O da şey işte şey yapıyorlar orada hani Michael Behe şey diyor, işte biyokimya literatüründe biyokimyasal yapıların evrimine dair hiçbir şey yok, bu konuyu karanlıkta bırakıyorlar diyor. Hacı nasıl yok, al işte makaleler var diyorlar, ben bu makaleleri bilmiyorum diyor. Şeyde. Kendisi biyokimyacı, gerçekten de iyi çalışmaları olan bir biyokimyacı gibi. Bir diğeri biyolojik varlıkların tasarlanmış olması fikrinden bir tanrıyı kanıtlamak söylediğimiz hassasiyet argümanının bir kısmı bu. Yine Türkiye'de de çok popüler bu. İşte eline bak, gözüne bak, bu göz kendi kendine evrilmiş. Ben orada şuna itiraz ediyorum. Ben diyorum ki biz şu anda hepimiz ara formuz. Onlar şöyle diyor, ara formlar nerede? Hani işte primatlardan geçen insanlığa giden yolda maymun insan karışımı canlılar nerede? Bu çok uzun bir süreç ve biz şu anda belki de ara form, yani hepimiz, yani her halükarda, her dönem, her
her canlı ara form pozisyonunda aslında. 20 yani, milyon yıl sonra ki tabii, böyle ara form olarak. Tabii. Şimdi şöyle mesela bu bilgisayarlarla sürekli haşır neşir olduğumuz dönemlerde hani çocuklar, gençler hepimiz saatlerce oturuyoruz. İşte bilgisayar başında sürekli işte oturur pozisyonda kaslarımızı çalıştırmıyoruz. Mesela şu anda böyle bir sorun var. 15 yaşında çocukların kasları 12 yaş gibi olduğu söylenmekte. Zamanla eriyen kaslarla formumuz değişecek yani. O belli. Yani illaki belki çok ileride sadece mesela eskiden hayatta kalmak için gereken bazı şeyler artık gerekmediği için. Şey olabiliyor hani o yönde normalde hani doğada kalsaydık elenecek zararlar şu anda artık elenmeyebiliyor. Şu anda çünkü tıbbi şeyler falan daha geliştiği için. O yüzden bazı kasları, bazı şeyleri mesela serçe parmağın belki körelebileceğini söyleyenler var. İhtiyaç yok çünkü. Yani işte bu mesela bu süreç içerisinde hani ara bakteriler ya da işte bu ara form biz tam anlamıyla ara formuz. Bunun bana göre başka hiçbir açıklaması yok aslında. Ki direkt ara formlar da var. Yani mesela göz olarak bakacak olursanız sadece ışığı algılayabilen, derinliği algılayamayan ama ışığın yönünü algılayabilen, derinliği algılayabilen vesaire böyle aşamaların hepsi şu anda gerçekten doğada da var. Hani insanlar şey diyor ya göz indirgenemez karmaşık olmalı. Daha basit bir halde hiçbir işe yaramaz diyorlar. Ama daha basit halini kullanan bir sürü canlı var. Mesela bakterilerde bile ışığı algılayabilen bölgeler var mesela. Evet. Yani burada bir soru sorulabilir. Demin şey demek istiyorum ama mesela ister istemez bu tartışmalar, din felsefesi tartışmaları olunca konu iki yere geliyor. Biri evrim. Mesela neden süpersizm teorisi değil? Özellikle evrim. Bir diğeri de işte kutsal metinlerin içeriği. Hani bilmiyorum, yanılıyor mu? Ben daha önce de... Çok köreltiyor tartışmaları bir anlamda. Özellikle kutsal metinlerin kendi içerisine, ayetleri, diğer kutsal kitapların içeriğine atıp yapmadan da tartışabilirmişiz gibi geliyor. Din felsefesi dediğimiz alan zaten bunu yapmaya çalışıyor bir anlamda. Hani biz hani bu metinlerin içeriğinden bağımsız olarak neyi tartışabiliriz? Tanrı konusunda ya da ateizm konusunda meselesiyle ilgili din felsefesi daha çok. Tasarım argümanlarının demin söylediğiniz gibi bir kısmı evet biyolojik tasarlanmışlıklar var mı? İşte bunun üzerinden bir tanrının varlığını kanıtlayabiliriz. Bir kısmı da evrenin tasarlanmış olup olmayacağını yönelik bazı argümanlar var. Hassasiyer argümanlar var. Bana bu ikisi konusunda Tufan Hoca'nın bahsettiği bir şey var Bilkent Üniversitesi'nde. Diyelim ki gerçekten hem evren ya da gerçekten biyoçeşitlilik tasarlanmış olsun. Örnek verelim ki bir ölçüt bulduk ve tasarlanmış olduğunu bulduk. Bulacağımız ölçüt büyük ihtimalle bilimsel bir ölçüt olacak. Bir şu anki bilim aldığımıza yaslanan bir ölçüt olacak. Yani şu anki bilimsel ölçütlerimize göre bu evrenin bir yer biyolojik canlılığın tasarlanmış olduğunu söyleyebileceğiz. Tufan Hoca şu soruyu soruyordu. Bilimsel ölçütler ya da bilimsel gerçeklerin ya da gerçek olduğunu düşündüğümüz şeylerin bir kısmı değişiyor zamanla. En azından gerçekten bu evren ve bu biyoçeşitlilik tasarlanmış olsa bile ileriki dönemde bilimsel ölçütlerimizde de bilimsel bakış açımız değiştikçe belki de tasarlanmayacak, tasarlanmamış olduğunu da söyleyebiliriz. Yani şunu söyleyeyim. Onun argümanı daha çok şuna benziyor. Şey diyor. Şimdi diyelim ki iki ihtimalden bahsedelim. Hassas eğer çok düşük bir ihtimalle gerçekleşecek bir şey. Hani 10 üzeri 10 üzeri 120'lerden bahsediyoruz. Bizim hassas eğer konusundaki bilimimizin yanılma ihtimali hassas eğerin kendisinin ihtimalinden daha düşük oluyor. Yani o konudaki bilimin değişmesi ihtimali hassas eğerin gerçekten gerçekleşmiş olması ihtimalinden daha düşük diyor. Dolayısıyla şey diyor orada hani dolayısıyla hassas eğerin kendisinin değişme ihtimali hani hassas eğer evrenin hassas eğerli olduğuna dair teorilerimizin değişme ihtimali hassas eğerin gerçekleşmesi ihtimalinden daha fazla bu şekilde cevap verebiliriz. Hassas eğer diyor. Hani hassas eğerin olmaması ihtimali daha yüksek aslında. Orada bir şüphesiz bir tavır takılmak bir rasyonel olabilir. Yani en azından şu anki bilimsel bakış açımıza göre belki de hassasiyet tasarlanmış. Ve şüphesiz bir tavır da takınabiliriz. Bundan kesinlikle Tanrı vardır gibi bir argüman pek zor olabilir. Hatta sana ilginç bir şey söyleyeyim. Şimdi din felsefecileri genelde şey yaparlar ki felsefecilerin geneli yapar bunu. Hani sizin karşınızda bir felsefi pozisyon varsa onun lehinde bir kısım kanıt olduğunu genelde kabul edersiniz. Ya da onun lehinde bir takım motivasyonların olduğunu kabul edersiniz. Ama hani mevcut kanıt dengesi diğer pozisyon lehinde dersiniz. Mesela hassas eğerin Tanrı'nın varlığı lehinde bir miktar kanıt teşkil ettiğini kabul eden ateist felsefeciler de var ama hani bütün delil dengesi ateizm lehinde diyorlar. Mesela Michael Tully hassas eğerin bir miktar kanıt olduğunu düşünüyor şeye karşı. Ateizme karşı. Ama ateist. Aynen Tully ateist.
Onun dışında işte Michael Humer yine şeyi kabul ediyor. Hani bir miktar kanıt olduğunu kabul ediyor. Şeyin, hassasiyetin tanrının varlığında ama diğer argümanlar bunlara galebe çalıyor diyor özetle. Yani şey demeniz gerekmiyor. Yani tanrının varlığı dediğinde hiçbir delil yok demeniz gerekmiyor. Hani bir miktar delil varsa bile hani karşıt yöndeki deliller daha ağır basıyor da diyebilirsiniz. Mesela mahkemelerde düşün abi. Mahkemelerde de birinin bir insanı öldürüp öldürmediğine dair hem lehte hem aleyhte kanıtlar olur ama aleyhteki kanıtlar ağır basarsa masum dersin mesela. Hani illaki hiçbir kanıt olmamasına gerek yok. Mesela öncesinde adamı öldürmeden önce tartışmışlardır. Adamdan nefret ediyordur. Hani bu öldürmüş olduğu hipotezini destekleyen bir veri olarak kullanılır mesela ama başka bir gözleme bakarsın. O saatlerde başka bir yerdeymiş, dolayısıyla öldürmüş olamaz dersin. Hani belli bir pozisyon lehinde hiçbir kanıt olmadığını düşünmemize gerek ateist olmamız için. Tanrım var bir lehinde. Evet. Bu hassas ayağı ve akıl tasarım argümanına karşı evrimde rastgele mutasyon ve fizikte de entropi dediğimiz böyle sürekli düzensizliğe gidilen bir durum var. Bunlar karşıt olarak sunulabilir mi? Pek sanmıyorum. Çünkü şey diyeceklerdir o noktada. Hani entropinin artmasını hatta düzenin kendi oluşamayacağının da delil olarak söyleyenler var. Çünkü evren sürekli düzensizliğe gidiyor. O zaman düzen oluşamaz şeklinde bir argüman da geliştirebiliyorlar. Yani ben entropiyle direkt alakası olduğunu düşünmüyorum. Çünkü hassas ayarın iddialarıyla entropinin pek alakası, bağlantısı yokmuş gibi görünüyor. Hani evren sürekli düzenli kalacak diye bir şey değil mi hassas ayar? Bir de biyolojik yapıların işte teknenin şey, termodinamik dengeden biraz uzaklaştığını iddia edenler var işte. Ama de topoloji sistemi işte biyolojik sistemler kendi yönetebiliyor. Kendi iç dengesini sağlayabiliyor. Dolayısıyla termodinamikten kopuyor. Kopuyor değil ama muhtemelen hani aynı. Daha alt düzey inersin aslında. Öyle bir şey. Yine hala alt değil ama görünüyor. Başka kötü bir problemi konuşmaya çalıştık biraz. Zaman hassasiyeti biraz konuşmaya çalıştık. Bunun dışında daha tarihsel ve spesifik tartışma alanları da var. Kelam kozmolojik argüman, ontolojik argüman, dini çoğulculuk ya da mucizeler, cehennem problemi. Ve insanların kendilerini tüm canlılardan daha üstün görme problemi var bence. Türcülük. Yani deniz evet, tartışmaları evet. Da çekebiliriz. Cemiyetsinde bunu konuşacağız aslında. Onunla da beraber bunu konuşacağız. Şöyle bir şey mesela bu çok tanrılı dinlerde insanlar bir canlıyı varken avladıkları zaman bazılarına özür dileyerek yani onunla birlikte yaşıyoruz. Biz de aynı dünyadayız. Yapacak özür bir şey yok o yüzden avladık diye dua ediyorlar. Gibi o tarzda. Şimdi insan bunun bu duygudan tamamen uzaklaştı. Artık tamamen duyarsız. İşte bu şey doğayla bağlantısını koparttı. Neredeyse koparttı. Hamburger yiyince içinden bir yani orada içinde bir canlı olduğunu canlı olduğunu unuttuk artık yani. 27'sinde bunları çok ayrıntılı konuşacağız. Evet. Şiddetle beklerim. Yeni sohbet sunum olacak. Veganizm ve hayvan hakları konuların hepsini etik teorilerle beraber tartışmaya çalışacağız. Buraya da şartlanmışlıkları da konuşacağız, toplumsal şartlanmışlıkları. Bana ama manikeizm hatırlatıyor. Manikeistler çok pasifist bir dindi. Kuzey Afrika, İran ve Orta Doğu bölgesi. Türkleri falan da çok etkileyen. Evet, belli bir dönem Türkleri de bunları falan da etkilemiş. Manikeistler mesela ekmek yemeden önce, çörek yemeden önce dua ederlermiş. Kusura bakma buğday, onu ben elemedim, seni ben öğütmedim. Ama seni yemek zorundayım diye önce bir özür dilerlermiş. Çok pasifist ve çok humanist mi diyeyim, çok iyiliksever bir. Daha sonra özür dileyip yemeye başlarlarmış. Tabi modern hayat biraz bunun içinde mi dışında mı? Platonus da etkileniyor. Tabi Platonus çok etkileniyor. Başka argümanlara girebiliriz eğer sıkılmadıysanız. Saat kaç şu an? Şu an 50 dakika oldu, 45 dakika oldu. Ahlak argümanı olabilir ya da... Çekmeye devam ediyor. 63 mi? Evet. Vakit varsa başka argümanları da tartışırız. 5-10 dakika falan ya da mola da verebiliriz bence. Olur, nasıl istersiniz? 5-10 dakika mola verip sonra yarım saat 45 dakika devam da edebiliriz. Din felsefesi bizim için de saplantı, biz böyle sabah kadar konuşuyoruz, kafayı yemiş haldeyiz. Hani Taner'in evine gittiğimizde falan böyle gece bir başlıyorsun konuşmaya, 5 saat konuşuyorsun. Şöyle yapabiliriz, bir 10 dakika 15 dakika ara verin, videoları birleştirebiliriz mi sonra? Aynen. Videoları birleştirmesek de sıkıntı değil. Canlı yayın mı? Yok.
Zaten 7-8 tane video atmadık. İnsanlar da şey yapıyor. Bir 10-15 dakika ara verelim. Kalmak isteyenlerle artık diğer problemleri argümanlara geçiyoruz. Hadi. Aynen. Bir sebebi olmasın. Aynen.